Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Miatek hissesini değerlendireceğiz. Grafiğimiz geçmişten bugüne çizmiş olduğumuz aynı grafiktir arkadaşlar. Aynı grafik üzerinde Miatek hissesini kanal üst bandı, kanal orta bandı ve kanal alt bandı şeklinde bugüne kadar takip ettik. Ve Miatek hissesinin piyasa yapıcısı bu kanala göre hala hareket ettiğini yakından görüyoruz. Bakın majör görüntüleri çiziyoruz. Zaten Koyun Bulucu olarak ne söylüyorum? Arkadaşlar çizimlerinizi günlük veya saatlik olarak değerlendirmeyin. Yapabildiğiniz kadar daha fazla veriyi içine alarak yapmış olduğunuz çizimler sizlere daha doğru sonuçlar verecektir. Bakın Miatek'in piyasaya arz edildiği tarihten itibaren oluşturduğumuz iki tane tepe, bir tane dipten oluşan yükselen bir kanal görüntüsü vardı ve bu kanal görüntüsüne göre de her yayında Miatek hissesini yakından takip ediyorduk. Bakın Miatek hissesi kanal alt bandından kanal orta bandına geliyor. Kanal orta bandını kırdıktan sonra önemli bir direnç bölgesi kırılıyor. Sonrasında destek ile retest ediliyor ve kanal üst bandına gidiyor. Bu arada görüntümüz logaritmik ve 4 saatlik bir görüntü. Günlükte de açacağım, onu da göstereceğim. 4 saatlik daha yakından göründüğünden dolayı 4 saatlik görüntüleri gösteriyorum size. Bakın kanal üst bandına gidiyor. Üzerinde kırılım yapamamayla birlikte kanal orta bandına, tekrardan kanal üst bandına gelmeyle birlikte, yani 70 TL civarları test edilmesiyle birlikte bir düşen görüntü oluşturuyor. Fiyatlar buralardayken, yani kanalın üst bandında şunu söyledik arkadaşlar, bir kar realizasyonu olması lazım. Bugüne kadar yapmış olduğu 6 TL'lerden 70 TL olan yükselişin ana bir düzeltme hareketinin olması lazım. Yani majördeki bir düzeltme hareketinin olması lazım. Bu düzeltme hareketleri de normal şartlarda kanal alt bandına kadar olur ve buradan yapacağı tepkiyle minimum kanal orta bandına kadar fiyatların gelmesi gerekir şeklinde yayınlarımızda söylemiştik. Bakın kanal orta bandından bu bölgede destek aldı. Sonra buranın kırılmasıyla 36.80'e fiyatların geleceğini, önemli bir desteğin kırılmasıyla 36.80'den yapacağı tepkide kırılan kanal orta band destek bölgesinin direnç olarak çalışacağını, ancak bunun üzerinde kalıcılık sağlayamazsa bu sefer çok daha sert bir düşüşte kanal alt bandının test edileceğini sizlerle birlikte yayınlarımızda değerlendirmiştik. Bakın fiyatlar milimetrik olarak kanal alt bandına kadar geliyor ve buradan sert bir tepki ile 36.80 civarına kadar fiyatların gittiğini gördük. Bu bölgelerde de yayın yaptık. Şahsi görüşlerimi sizlerle paylaştım. Dedim ki arkadaşlar bakın 36.80 düşüşte majör bir destek olmadığı gibi yükselişte de majör bir direnç olmayacaktır. Tabii ki bu bölge kısa vadede piyasa yapıcı tarafından satış bölgesi olarak değerlendirilebilir. Asıl olan kırmızı yükselen trenddir. Kırmızı yükselen trend günlük anlamda aşağı yönlü kırılmadıkça hala Miatek hissesinde teknik olarak görüntü ilk olarak kanal orta bandına gelmesidir şeklinde yayınlarımızı sizlerle paylaşmıştım. Hatta gelen sorulara ilişkin şöyle cevap verdim. Arkadaşlar bakın 70 TL'den aşağı düşen bir hisse senedi var ve bu hisse senedinin 70 TL'den buradaki 27 TL'lere olan düşüşünün majör tepki yükselişinin olması lazım. Bu tepki yükselişi de bu düşen tepelerin yükselen tepeye evrilmesiyle olur. Yani buradaki 47.50 civarının üstünde bir yerlere fiyatların minimum gelmesi lazım. Asıl olan kanal orta bandı, ancak en garanti geleceği bölgenin 47.42 olduğunu sizlerle paylaşmıştım. Arkadaşlar bu arada lütfen yayınları izlerken abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Çünkü ben bu yayınların yapılma sıklığını sizlerin abone olma oranlarına göre yapıyorum. Yani YouTube bana verileri veriyor. Yayının izlendiğini görüyorum. Yayın beğenilmemişse ya da abone olunmamışsa ben bu videonun çok izlenmesine rağmen beğenilmediğini düşünmemle birlikte daha az yapmayı tercih ediyorum. Lütfen yayınlarınızı
yayınları izliyorsanız, beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla Mia Tekin sesini birlikte değerlendirelim. Şimdi bakın, buradan da aldığı destekle kanal orta bandına kadar geldi. Ve kanal orta bandından sert satış yedik. Bu bölgelerde biraz oyalandık. Şu an itibariyle kanal orta bandının üzerinde olmamızdan dolayı aslında Mia Tekin sesinde beklenti kanal üst bandına kadar fiyatların belli bir vade içerisinde gitmesidir. Buradaki şartımız nedir? Kırılan önemli bir direnç bölgesi olan kanal orta bandının altında günlük bir kapanış yapmaması lazım. Şimdi günlük verilere gelelim. Bakın günlük verilerde zaten kanal orta bandının kırıldığını ve bugün itibariyle de retest hareketinin yapılmak istendiğini görüyoruz. Buradaki destek bölgesi 67 TL'den geçiyor. Yani Mia Tekin sesinde 67 TL'nin altında kapanışlar olmadıkça hala yukarı yönlü yükselişlerin devam ettiğini bu kanal görüntüsü bize söylüyor. Bir de teknik çiziminin destek noktasına bakalım. Bakın buradaki dip noktayla buradaki noktayı referans alıyorum ve yükseliş trendi oluşturuyorum. Yükseliş trendine göre de bizim destek noktamız 65 TL'den geçiyor. Tabii yükselen bir trend olduğundan dolayı hangi zamansallıkta fiyatlar bu destek noktasına gelecekse o zamana göre fiyatlarda değişkenlik olacaktır. Yüksek bir açıyla gitmesinden kaynaklı her geçen gün bunun fiyatları yukarı yönlü gitmektedir. Yani ne yapmanız lazım? Sizler de bu çizimleri öğrenmeniz ve bu çizimleri yapmanız lazım. Bakın yayınlarda çizimleri birlikte yapıyoruz. Değerlendirmeleri ve fikirleri birlikte oluşturuyoruz. Sizler de ne yapacaksınız? Yayından sonra açacaksınız TradingView'u. Buradan ekranı, logaritmiyi seçeceksiniz ve çizimlerinizi burada görmüş olduğunuz grafikler üzerinden seçerek yapmaya çalışacaksınız. Aksi takdirde ben yayın yapmadığım sürece fiyatlarda değişkenlik oluyor ve sizler sat pozisyonuna geçip geçmediğini anlayamıyorsunuz. Lütfen öğrenmeye çalışın ve cebinizdeki parayı kendi bilgilerinizle yönetmeye çalışın arkadaşlar. Ne coin bulucuya ne de bir başka teknik analiste göre al sat tut şeklinde cebinizdeki parayı lütfen yönetmeyin. En güzel yatırım kendi bildiğini yaptığın, bilgili olup da yaptığın yatırım olduğunu lütfen unutmayın. Şimdi bu bölgede 65 TL yükselen kırmızı çizgimizin destek noktası, 67 TL ise bizim kanalımızın kanal orta band destek noktası olarak karşımıza geliyor. Bu bölgelerin altında kapanışlar olmadıkça yönümüz yukarı yönlüdür ve kanal üst bandı hangi zamansallıkta gelecekse ona göre hedef noktası olarak karşımıza gelecektir. Bazı arkadaşlar şunu soruyor. Hocam ne zaman kanal üst bandına gider? Arkadaşlar bunu ne coin bulucu ne de bir başka analizin bilme ihtimali yoktur. Bunu sadece bu piyasayı yöneten Mia Tekin hissesine parasını yüklü miktarda koyan Mia Tekin hissesinin balinası bilebilir. O yüzden bunu tahmin etmek veya bir süre vermek mümkün değildir. Zaten verilen sürelerin de tutmadığını yakından izlerseniz görürsünüz. O yüzden siz ne yapacaksınız? Çizime sadık kalacaksınız. Daha önce kanal orta bandı destek olarak çalışmış. Bakın bu bölgede de destek çalışıyor. Kırılmayla birlikte destek kırılıyor, direnç çalışıyor. Şu an itibariyle de desteğin üzerinde olduğumuzdan dolayı 67 TL'nin altında kapanış olup olmadığına yakından bakmak lazım. 67 TL'nin altında fiyatlar kalırsa minimum 65'lere düşmesi beklenir. 65'lere düşmesi halinde ise bir kar realizasyonu gelme durumu oluşabilir arkadaşlar. Şu an için herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Yayın itibariyle fiyatların 69 TL'de olduğunu, destek bölgelerinin üzerinde olması sebebiyle de hala yükseliş trendinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi yardımcı indikatörlerimize bakalım. Onlar bize ne söylüyor? Bakın Ichimoku bulutlarına baktığımızda Ichimoku bulutlarının mavi yükselen destek noktası 64.45 TL'den geçiyor. Yani teknik analizin teknik seviyelerini ve desteklerini öğrendiniz. Yardımcı indikatörün destek noktası ise 64.50 TL olarak karşımıza geliyor. Yani diyor ki bu bölgenin altında kapanışlar olmadıkça fiyatların bu bölgeye kadar düşmesi son derece normal karşılanmalı. Buradan tekrardan yukarı dönmesi beklenir diyor. 64.45 tam değeri bize veriyor. Tabii bu da yukarı yönlü eğim verdiğinden dolayı her geçen gün bunun fiyatları da değişmektedir. Lütfen Ichimoku bulutlarını da beğeniyorsanız kendi yapacağınız analizlerde kullanmaya çalışın. Al ve sat tavsiyeleri veren Wave Trend with Crossus osilatörümüze baktığımızda bakın arkadaşlar
arkadaşlar. Osilatörde aşağıdaki yeşil çizgiyi görüyorsunuz. Fiyatlar yeşil çizgiye geldiğinde bu bölge alım bölgesi. Kırmızı çizgiye geldiğinde de bu bölge yüksek riskli satış bölgesi olarak karşımıza geliyor. Yani buralarda biraz oyalanması, zorlanması veya bu bölgelerden bir düşüş gelebilmesi bu osilatöre göre son derece normal karşılanmalı. Çünkü kırmızı bölgeye gelmiş, bakın kırmızı çizgili bölge. Daha önce de bu kırmızı bölgeye değmeyle birlikte sert bir satış yediğini görüyoruz. Dolayısıyla bu bölgelerde fiyatların zorlanma içerisinde olacağını bize bu osilatör söylüyor. Yardımcı indikatörde de görüşler bu şekilde arkadaşlar. Direnç bölgesindeyiz. Bakın 14 Şubat tarihinde sat veriyor. Ancak 19 Şubat tarihinde oluşan yükselişle tekrardan al verdiğini görüyoruz. Bu bölgede çok fazla al sat şeklinde hareketler verebilir. Bakın burada da bu bölgeye geliyor, sat veriyor, al veriyor. Sonra fiyatlar yükseldiğini görüyoruz. Tekrardan buralarda al satlar veriyor. Dolayısıyla bu bölge kararsız bir bölge olduğunu bize osilatörümüz söylüyor. Ancak teknik analize göre hala sat pozisyonu oluşmadığından sakince beklemek lazım. Yeni alımlar için bu bölgenin tehlikeli bir bölge olduğunu bilmek lazım. Alıyorsanız da fiyatların minimum 65 TL'nin altında kapanış yapmamasına dikkat etmeniz lazım. Arkadaşlar, yayınlar olan ilgi ve alakanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Bol kazançlar diliyorum.